biraz bu süzgeçten geçirmek lazım. BDP muhatap olabilir mi? Ne kadar ve nerede muhatap olabilir? Açacağım ama. Şimdi siz BDP'ye böyle bir misyon ya da ümit besliyorsanız, yapmanız gereken şey ne olmalı? Bu sivil siyasette alan açmak olmalı değil mi? Çünkü dar bir yerde çok geniş siyaset yapamazsınız, rahat siyaset yapamazsınız. Peki olan bitene bakıyoruz. Ateşkes dönemiydi. Her gün kayıp haberleri gelmiyordu. Mutedil bir zamandı. Ne zaman ki BDP blok biraz öngördüklerinin üstünde bir başarı kazanacak hissi doğdu. Süreci hatırlayalım. Önce veto ettiler. Ve çok gayri hukuki gerekçelerle adaylıklarımızı veto ettiler. Bir kısmımızınkini. Tutarsız yani. Bunun sorumlusu olarak siyaseti mi görüyorsunuz? Daha doğrusu iktidar partisini mi görüyorsunuz? Biraz Türkiye sosyolojisine, yani haksızlık olmaz mı öyle deseniz? Biraz Türkiye sosyolojisine hakim her insan bunun siyasetin bilgisi ve rızası ya da onayı ya da haberi dışında olamayacağını bilir. Diyelim ki sizin rızanız hilafına böyle bir gelişme oldu. O zaman ben hiç böyle buğuzla siyaset yapmıyorum. Bu gece özellikle yapmayacağım. Yani şu kan revan, şu kayıplar. Mesela başbakandan beklerdim ki ben 14 tane canımız gitti desin. Yani biz böyle bir biz kavramının içini genişletmezsek bu tansiyon düşmez. Bu kan revana bir şifa sadır olmaz. Şimdi önce adaylıklarımızı veto ettiler. Sonra ondan daha hukuksuz bir şekilde geri aldılar. Yani ondan sonra seçilmiş bir milletvekilliğimizi aleni olarak gasp ettiler. Yani Sayın Hatip Dicle'nin milletvekilliği gasp edildi. İnsan yerde bulsa etrafına bir sorar bu kimin diye. Büyük bir fırsatçılık ve acelecilikle gittiler kendi vekillerine hakkı olmadan. Hak kavramı çok önemlidir. Dünya hakkı gözeterek yürür yani yürürse öyle yürür. Böylece bize iki milletvekilliğine sebep oldu. Yani biri eksildi, AK Parti'den de bir çoğaldı. Şimdi ardından içerideki vekillerimizi bırakmadılar. Ne temayüle ne hukuka uygun davrandıkları söylenebilir. Bununla iktifa etmediler efendim. On binlerce gözaltı yapıldı ve bunun yaklaşık 8000'i tümü parti üyemiz ve yöneticimiz olmak üzere cezaevinde. Şimdi siz kendinizi BDP'nin yerine koyun. Siyasetle müzakere yapacağız diyen adam böyle mi yapar? Buna sadece ben kendi seçim bölgemden söyleyeyim. Buradan da bütün o cezaevindeki yoldaşlarıma, kardeşlerime, kadın mahkumlara bu vesileyle bir selam göndereyim. Seçim dönemi çalıştığım 11 ilçenin bütün yöneticileri ve başkanları, ondan sonra onların yerine gelen bütün başkan ve yöneticiler şu anda tutuklular. Benim rutin milletvekilliği faaliyetimin önemli bir kısmı her hafta birini ya da birkaçını ziyaret etmekle geçiyor. Mesela en çok Tekirdağ'da yatıyorlar ki hani düşman başına bir cezaevi, bu vesileyle onu belirteyim. Daha Tekirdağ'a bir kere gidemedim. Yurdun muhtelif yerlerinde cezaevi ziyaretiyle geçiyor vekilliğimiz. Siyasetle müzakere eyvallah kulağa hoş geliyor. Ama tutarlılık diye bir derdimiz olacaksa siyasete alan açacaksın. Şunu tartışabiliriz. Efendim ama onlar KCK üyesi, paralel devlet yapılanması şu bu. Şimdi örgüt üyesi olmadığı halde
örgüt propagandasına hizmet etmek ya da örgüt propagandası yapmak gibi hukuka 50 takla attırdıktan sonra ancak eğretileyebileceğiniz bir gerekçe Mussolini ceza yasasında akledilmeyen eğretilikte bir gerekçeden yatan yöneticilerimiz var. Yatan parti üyelerimiz var. Hülasa. Yani müzakere edecek mecalimiz kalmadı mı diyorsun, hayır, demeye getiriyorsunuz samimiyet, siz. Samimiyet testinden sınıfta kalıyor bu söylem. Ama bu yakındığınız hususlar doğrudan siyasetin alanına girmekten ziyade elbette dolaylı olarak giriyor ama bunlar yargının alanı değil mi? Yani... Değil. Şöyle değil. Efendim yargı ayrı bir başlık altında yine konuşuruz. Yargı son tahlilde fütursuz ve sanık lehine hiçbir dikkat, rikkat gözetmeden bir genel yaklaşım içerisinde, toptancı bir yaklaşım içerisinde. Bu ülkede de yargının sicili çok parlak değil. Yani gittiler basamaklarda oturdular, genelkurmayda briefing aldılar, almakla iktifa etmediler. Kalktı koca koca yargıçlar, alkışladılar. Yani biz Ankara'da, İstanbul'da ya da Berlin'de yargıçlar var diyemiyoruz. Sırrı Bey, yalnız bu noktada şunu da görmek gerekmiyor mu? Yani şimdi bir takım KCK operasyonlarını anlatıyorsunuz kendi cephenizden, doğrudur. Ama bunun yanında insanların işte bir takım gösterilerde Molotov kokteyl atılıp otobüslerin yakılması, bombaların patlaması. İşte bunu da demokratik mücadele sürdürdüğünü söylediğiniz bir kitlenin yaptığını da göz ardı etmemek lazım. Sorun bir parça da şu. Gerçekten bugün milletvekili olmasaydınız, demin söylediğiniz hareketin bir üyesi olarak şu koltukta oturuyor olsaydınız, bulunduğunuz siyasi hareketle ilgili o zaman nasıl bir aynı görüşleri mi dile getirdiniz, yoksa silahsızlanma, silahın durması konusunda çağrı yapmadığı eleştirilerini dikkate alır mıydınız en azından? Şimdi bunun cevabı çok basit ve kısa. Siyasetçi olmadan önce Radikal'de köşe yazıyordum. Bu konuyla ilgili neredeyse işte 100 civarında yazı yazmışım. O gün bir vesileyle baktım. 100 yazının yaklaşık 70 tanesi bugün söylediklerimi tekraren vurgulayan, değişik veçeleriyle altını çizen şeyler. Yani en önemlisi, o yazı başlığını hatırlamıyorum ama bu intihar eylemleriyle ilgili yazdığım bir yazı vardı. Bu tür feda eylemi olarak nitelenebilecek dünyanın her yerinde işleri anlamaya çalışmanın yolu bu değildir mealinde bir yazıydı ve bir bardak çaylarından bile vazgeçmeyenlerin anlayabileceği bir hal olmadığını anlatıyordum o yazıda. Ez cümle, milletvekili olunca değişmiş düşüncelerim değil, milletvekili olunca şöyle yazdım. Ne başlar ve Hazreti Ebu Bekir'in duası diye bir yazı yazdım. Bu ölümlerin çoğaldığı bir zamanda, yani daha kapsayıcı davranma sorumluluğum olduğunu düşünüyorum vekil olduktan sonra. Hazreti Ebu Bekir'e atfedilen bir duadır. Ne kadarı menkıbe, ne kadarı gerçek bilmiyorum ama hani menkıbesi de güzel, gerçeği de güzel. Ya Rabbi, bedenimi öyle bir büyüt ki cehennemde benden başka kimseye yer kalmasın, ben yanayım. Yani ez cümle, bugün elimizden bunun feryadını yapmaktan başka bir şey gelmiyor. Yani orada giden polis, orada giden imam, orada giden asker, orada giden gerilla, eğer bunlara at koymaya kalkarsanız şefkatinizi, merhametinizi, acınızı bir hiyerarşiye tabi tutarsanız insanlıktan çıktığınız noktadır. Sürekli bana şey geliyor. Terörist cenazesine katıldı. Böyle bir siteyi aradım. Yahu dedim, hani İslami referansları olduğunu vehmeden bir site. Yahu sadece şunu tefekkür edin dedim ya. Ölüden hüküm kalkar. Tabii. Ölüden hüküm kalkar.
biz hüküm kalkmış insanlara hüküm vermeye devam ediyoruz diriler olarak. Veil bizim halimize. Onun için ben şimdi belki siyasete girmeseydim o Hazreti Ebubekir'in duasını kullanır mıydım emin değilim. Şimdi ben hemen bir soru sorabilir miyim? Dediniz yani İslami referanslara da atıf yaparak ölüden hüküm kalkar. Şimdi yakın zamanda bu olaylı Nevruz gösterilerinde Cizre'de bir polis öldü ve uzun namlulu Ahmet Toprakoğlu adı Cizre'de kendisine uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu öldü. Polis memuruydu ve karşı tarafta çocukları gördüğü için karşı çocuklara eğer ateş ederse kendini korursa çocuklara isabet edeceğinden endişe ettiği için davranamayıp tetiği çekemeyip öldüğü söyleniyor arkadaşları tarafından. Yani mesela ölüden hüküm kalkar dediniz. O polisin cenazesine katılmanız halinde şu an temsilcisi olduğunuz kongreden dışlanır mısınız? Ya da böyle bir cenazeye katılmayı düşünür müsünüz mesela? Asla böyle bir dışlanma ya da yüz ekşimesi ya da içinden ya falan böyle bir şey olmaz. Barış dediğimiz barış talebi çok büyük bedel gerektirir ve ayrılmaz ölçüsü samimiyetinizdir. Halk bunu hemen anlar. Katılmak isterim. Bütün onurum üzerine söylüyorum. Hiçbir ölüm ve kaybın bende bir hiyerarşisi yoktur. Çok bir gözyaşı döküyorsam hepsine, bir üzülüyorsam hepsine, daha bir adım ileri götüreyim ben sizin dediğinizi. Velev ki silahını o kitleye doğrultmuş olsun. O polisin ne suçu var? Peki şimdiye kadar hiç katıldığınız oldu mu polis olarak? Oldu, oldu ama oluyor. Bunu mesela ilk defa dile getiriyorum. Ailemden böyle kayıp var benim. Daha yani boşu oldu ama artık o kadar hamaset her tarafta kol geziyor ki... ve şeyden de korkmam ben yani insanlar o kalbinizden geçeni bilirler yani kalple yaptığınız iş karşının kalbine dokunur. Aynen. Cemal abinin şeyiyle referansıyla söyleyeyim yani ağzınızla söylediğinizi kulağıyla duyar kalbinizle yaptığınızı kalbiyle hisseder. Peki efendim onun için renkten... onda bir beys yok ama bu mesele dakika, önemli evet. Bu mesele önemli dedim şu, önemli olan kısmı şurası. Kolluk, bakın bu çok ayırt edici bir noktası meselenin. Kolluk, kolluğa verilen eğitim bu meseleyi kişiselleştiren bir eğitim. Yani seni şahsi düşmanı gibi algılıyor. Ben bunu idrak ettiğimde kolluğa kızamam. Kızarsam ayıp etmiş olur. Önemli bir bakış. Türkler, ben sık tekrarladığım bir şey var. Esas hacir altında olan Türkler. Çünkü önünde Kürt'e düşmanlıktan başka bir alan bırakılmamış. Tabii. Bir tek o alan serbest, bir de kar hürriyeti. Kürt'e düşman mı Türkler? Efendim? Öyle mi değerlendiriyorsunuz? Yanlış mı anladım? Hayır, sistem diyor ki seni o kadar kuşatmış ki sadece Kürt'e düşmanlık edebilirsin diyor. Yoksa hiçbir halk için böyle bir genelleme yapılmaz ve halklar birbirine düşman olamaz. Tarihte de bir örneği yok ama bu manipüle edilir. Onun için kolluk ben o silah bana da doğrulsa daha doğrulsaydı da boşver. Bana nişan alındı. Şişli mitinginde bu bomba dediğiniz ortama yayılan bir gazdır. Ortama atarsınız yani havaya da sıksanız bu ortamda o beklenen etkisini gösterir. Artık yeni uygulama şu. Kapsülü de ucunda da çelik bir topuzu var. O da size ayrıca bir mermi gibi hedef alarak ateş ediliyor. Şimdi bu çok önemli. Ben otobüsten başımı çıkardım. Yanımda bir arkadaştı. Onun yüzünde patladı. Bu nişan alınmadan yapılacak bir şey değildir. Ona da kızmıyorum. İki kere o zaman sadece bu Nevroz'da üç kere ölümün eşiğinden döndük. Yapana karşı içimde aha şu kadar bu şey yok. Öfke. Çünkü anlamaya gayret ediyorum. Onun bir suçu yok. Sistem dediğiniz bir şey var. Bu kolluğu bu şekil şartlandırıyor. Verdiği eğitim böyle. Bunu bir şahsi meselesi gibi alıyor. Onun için biraz
Belki programın ritmini, ama ben kanal yöneticilerinden izin aldım. Önü açık, yani istediğimiz kadar devam edebiliriz. Evet. Onun için yeri gelmişken. Önce bir reklam arasına gidelim de ondan sonra nasıl vaktimiz var? Şey koyalım. Birden ağlamaklı olur bahçe, karşıda duvar dibinde üç dal gece sefası, üç kök hercay menekş. Kürdün gelinini söyler Malta'da biri, bense Volta'dayım ranza dibinde. Ve hep olmayacak şeyler kurarım, gülünç, acemi, çocuksu. Vurulsam, kaybolsam derim çırılçıplak bir kavgada. Erkekçe olsun isterim dostluk da düşmanlık da. Hiçbiri olmaz halbuki geçer süngüler namlıya, başlar gece devriyesi jandarmaların. Vekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'e aittir. Buyurun Sayın Önder. Lehinde mi aleyhinde mi olduğunu bilmediğim bir konuşma yapacağım. Buna denir statiko. O zaman CHP vardı, tek parti vardı, Bayar içindeydi, Menderes dışındaydı, Kel Ali vardı, Kör Ali vardı. Bunlarla sosyoloji yürümez. Bunun adı statikodur. Bu memlekette en büyük iki kaçakçı söz konusudur. Birincisi devlet, ikincisi bu dağıtım tekerleridir. Tıraş oldum, evet. Çünkü saçını kesmeyi örgüt üyeliğine delil sayan bir absürt, çok değil bir iki sene içinde şebeklik olarak anılacak polis fezlekelerine ve iddianamelere dikkat çekmek için tıraş oldum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bunları tekrar bir gözden geçirin. Efendim tekrar hoş geldiniz Basın Kulübü'ne. Basın Kulübü'nde Sırrı Süreyya Önder'i ağırlıyoruz. En son reklama gitmeden evvel yarım kalmıştı galiba. Evet, soruyu istersiniz. Gerçi çok önemli bir şey buyurun, söylediniz. Buyurun. Ahmet Toprakoğlu örneğini verdim ben ve tamam. Kişisel olarak herhalde kastettiniz. Yani ben giderim. Hani bana nişan alındığında bile ben kızmıyorum. Çünkü görevleri, yani başka seçenek sunulmuyor sistemin, polisine, askerine. Onlar öldüğünde o cenazelerde de bulunurum ve en ufak bir kızgınlık yok içimde dediniz. Yani belli bir tarafın temsilcisi olmanıza rağmen. Peki bu görüşünüz, sizin bu hani yüce gönüllülük denilebilecek çerçevesini böyle çizdiğiniz i̇nsanlık şeyde vazifesi insanlık vazifesi. Bunu neden BDP'li arkadaşlarınız hani paylaşmıyor sizinle? Bu tamamen sizin suizanınız değil. Yani nereden biliyorsunuz bunu paylaşmadıkları? Hayır, herhangi bir hani böyle işte terörle mücadele diye yürütülen bir şey hadise var. Her iki taraftan da kayıplar oluyor. Hani o diğer Türklerin ya da belli bir tarafta mücadele verirken ölenlerin cenazelerinde onları görmüyoruz. Bakın mesela barış anneleri çok o kavramı kullanmayı doğru bulmuyorum. En son bu Afgan örneğinde de sıkça ideolojik bir hegemonya olarak, aracı olarak kullanılıyor. Şehit anneleri bir araya geldiler. Ne zaman? Habur sürecinde. Niye? İklim müsaitti de ondan. Şimdi en temel tahlilde bizim işimiz, hani derler düğün evinin defçisi, ölü evinin yasçısı olmak değil siyasetçinin işi. Siyaset çözüm yeridir. Siyasetçinin işi cenaze kaldırmak değildir. Mutlaka, ya da ama gidip siz o örneği vermiştiniz. Hani, tabii ki. Ölen bütün, kişinin ben şöyle evine söyleyeyim. Gidiyorum teröristtir diye bir sürü iftiraya maruz kalıyorum. Ben, oradan açıldığı ben için bu. Şöyle söyleyeyim. Yani hepsinin içindeyim. Bugün de tanımadım bu insanları. BDP, Blok, HDK, DTK, bütün bu tanıdığım, bildiğim yapıların içinde bundan imtina edecek bir tek insan bilmiyorum. Bir tek insan. Bütün kalbimle söylüyorum bunu. Bütün kalbimle. İnanın yani. İnanmadığım hiçbir şeyi söylememeye gayret ediyorum. Çok iddialı bir laf olur diye böyle temkinli söyleyeyim. Ali Cenaplık gani gönüllülük de değildir. Bu insanlık vazifemizdir. Asgari bir insanlık vazifemizdir. Ben bir sosyalistim. Anamdan babamdan da bir itikad aldım. Allah'ın her insanda Allah'ın bir nefesi
Vardır. Vardır tabii ki. Bu nefesi kesmeye kimse yetkili değildir. Bundan sevinç icat etmeye, bundan kin büyütmeye de kimsenin hakkı yoktur. Böyle bir şey olamaz. İklim birçok insanı insanlıktan çıkarıyor ama. Yani biraz linç histerisi üzerine çokça çalıştım. Çekmeye hazırlandığım bir film, yani Maraş filmi dolayısıyla. Anlamaya çalıştım. Yani bir insan bir başka insanı ya da bir çocuğu ya da bir güç eşitsiz durumda olan eli bağlı bir insanı nasıl öldürebilir? Bu linç histerisi babında bu konudaki iyi kötü aciz müktesebatımla söylüyorum. İnsanı insanlıktan çıkarıyor sistem. Bize düşen bunun hamasetini yapmak değil. Bize düşen bunu teşvik etmek. Bu neyle olur? Bal bal demekle ağız tatlanmaz. Siz iklimi yumuşatırsınız. Bunda da öncelik kamusal gücü elinde bulundurana yönelmektir. Buradan isterseniz ben gireyim araya. Yani doğru. Bir şey oral abi affedersin. Buyur. Gandhi'nin bir bununla ilgili bir anekdotu var. Yani Gandhi, Nehru, Cinnah tıpkı hep aslında Güney Afrika deniyor ama Hindistan bize daha uygun bir örnek. Sözünüzü lütfen unutmayın. Rica ederim. Bir araya geliyorlar bu bölünmenin önüne geçmek için. Daha önce Gandhi'nin İngiliz komutana söylediği bir laf var. Siz gideceksiniz buradan diyor yani. Akıbetini bildirir bir tonla, bir emir kipiyle değil. Niye? Sen diyor nasıl böyle konuşursun? Yani üstünde güneş batmayan bir imparatorluk da şöyle. Sizin erdeminiz diyor buradaki 100 bin askerle bu kadar milyonlarca Hintliye tahakküm, tagallüp, tecebbür etmemeniz gerektiğini size söyleyecek diyor. Çok İngiliz kamuoyunun, aydınının, gazetecisinin, sanatçısının uyandığı bir malum hadise vardır. Bir tapınağa girecekler Hindular. Önünde İngiliz askerleri 5 ya da 7 tane ellerinde sopalarla bekliyorlar. Bilirsiniz bunu. Evet. Hintli baldırı çıplak, binlerce insan, 5 tane insan çıkıyor öne. O asker sayısı kadar, sayı yani 5 ya da 7 bilmiyorum. Sopayla vurup öldürüyorlar, ellerini bile kaldırmıyorlar. Çağın en büyük sivil itaatsizliğidir. Onlar ölünce eşleri geliyor, mevtayı alıyor oradan, yeni 5 kişi geliyor. Onları da öldürüyorlar, yenisi geliyor, onları da öldürüyorlar. 700'e geldiğinde, yine rakam hani 3-5 yanılabilirim, 700 civarına geldiğinde askerde mecal kalmıyor. Bir Daily Telegraph muhabiri bunu İngiltere'ye yazdığında şöyle arz ediyor. İngiliz medeniyeti bugün bütün o kadim değerleriyle İflas burada etmiştir. Çöktü. İflas. Ondan sonra İngiltere kamuoyu açıklanıyor. Gandhi'nin malum 2 tane açlık grevi vardır. Birisi İngiliz askerlerine yöneliyor insanlar. Linç ediyorlar bulduklarını. Onu engellemek için ve akıbet zaten yani bu özgürlüğü kazanan insan bir Hindu milliyetçi tarafından öldürülüyor. Tam son kerteye kadar açlık grevinde gelip ikna etmeye çalışıyorlar ve bunu münferit diyorlar. Yani bizde de bu münferit lafı çok geziyor. Çok. Münferit olarak. Gandhi'nin verdiği cevaptan herkese büyük ibret var. Gidin bu gerekçeyi ölenin ailesine söyleyin. Münferit. Onun için Nihal Hanım'ın sorduğu soruya atfen. Ateş düştüğü yeri yakar. Birazcık empati duygusu olan, bırak onu da, birazcık insanlıktan nasipdar olan hiç kimse bir diğerinin ölümünden sevinç icat etme ya da nötr kalma. Yani dünyanın ziyası hamuş olur. Yani ışığı söner bir insan öldüğünde. Onun için ama iklim herkesi insanlıktan çıkarabilir. Onun için bize düşen
hani çağın sorunlarına, memleketin sorunlarına diğer insanlardan biraz daha fazla ilgili olduğunu vehmeden diyeyim, sanatçı, siyasetçi, gazeteci, bilim insanı, bunlara düşen biraz daha sistem meselesi olarak bakmak. Yoksa bunun ardı gelmez. Bu savaş terörizmle mücadele edeceğiz. Bu söylediğim her PKK için de geçerli, devlet için de geçerli. Ne olur? Burada sorulacak soru şu. Yani 8 ölü yerine 8 bin olsan olur. Ne olur? 800 bin olsan olur. Çözüm burada değil ki. Çözüm müştereklikte, ortak etmede. Çünkü Kürt artık öyle bir noktaya gelmiş ki Kürt umma bahsini, ümit etme bahsini kapatmış. Orala bir fazla bekletmeyeyim, sonra bunu da açarız. Buyurun abi. Şimdi tabii ki çözüm esas olarak kamu iradesini elinde tutandan gelecek. Biz eleştirilerimizi, uyarılarımızı, çözüm taleplerimizi esas olarak onlara yöneltiyoruz. Her ki toplumda görüyor. Ve gerçekten bu şiddeti bitirmenin, silahları bırakmanın yapılması gereken adımlarının ilk atması gerekenler de Türkiye'de siyasete kumanda edenler. Şimdiye kadar şöyle bir problem vardı. Eskiden asker vardı. Asker buna engel oluyor diye siyaset kendisini yetkisiz ve kudretsiz görüyordu. Şimdi bu problem de kalktı büyük ölçüde. Ve bu nedenle hükümetin bu meselenin çözümünde müzakere yolunu elinde tutması bizim sürekli uyarılarımızdan, eleştirilerimizden biri. Siz de söylüyorsunuz bunu. Ama tabii bir de karşı tarafta ne var sorusunu da sormak zorundayız. Çünkü sonuçta bu iş çözülecekse karşı taraftan da bazı adımlar atılarak çözülecek. Ve burada şimdi her zaman hükümete yaptığımız eleştiriler, şimdi senin önünde yeniden hükümete yapmamızın bir faydası yok. Ne? Size yönelik eleştirilerimizi, BDP'ye yönelik eleştirilerimizi, PKK'nın yaptıklarına yönelik eleştirilerimizi söyleyelim ki bunu izleyen, dinleyenler de bu taraftan da bir şeyler duymuş olsunlar. Şimdi bu yine bu televizyondaydı, hiç unutmuyorum. Osman Baydemir silahlar miadını doldurmuştur dedi. Ne güzel. Kim vardı bilmiyorum benim yanımda. Ben o programda olanlardan biri bendim. Ve ertesi gün Osman Baydemir tehdit edildi. Önce bu Abdullah Öcalan tehdit etti. Sonra Kandil tehdit etti. Sen ne demek oluyor? Sen nasıl böyle konuşuyorsun? O günden sonra Osman Baydemir bu konuları konuşamaz duruma geldi. Şimdi mesela bir tanesi bu. İki, şimdi Nevruz'da ben de başından beri şu eleştiriyi yaptım. Dedim ki ya kardeşim niye, yani hangi gün yaparlarsa yapsınlar, karışmayın. Devlet niye buna şey yapıyor? Fakat bir de sizin tarafınızdan baktım. Ya madem bu bir çatışmaya yol açacak, o biz bunu 21'inde yapalım diyebilirdiniz. Yani çünkü sizin de zorlamanız, sonuçta hükümetin yaptığı manasız yasak, sizin de zorlamanız da bir çatışmaya dönüştü. Burada ben de hep şunu düşündüm. Ben BDP'nin yerinde olsam, kardeşim madem bu bir çatışmaya yol açacak ve şu anda çatışma ortamı iyi bir ortam değil, sen de söylüyorsun, çatışma ortamı iyi bir ortam değil, o zaman biz bunu zorlamayalım. 21 Temmuz, 21 Mart mı dediler? Evet. 21 Mart'ta yapalım. Yani asıl gününde, şimdi kendi gününde. Benim şeyden dikkat çekmek istediğim, yani Kürt tarafından, özellikle BDP tarafından bu nokta önemli. Mesela şimdi Gandhi örneğini verdin, çok güzel. Gandhi örneği aslında artık Kürtler arasında ve Kürtler açısından çok örnek alınması gereken bir örnek. Çünkü hep şu savunma yapılıyor. Ya kardeşim devlet bu baskıyı yaparsa, devlet bu saldırıyı yaparsa bunun karşılığını da silahla verirler. Biz de yazıyoruz öyle. Ama ben de diyorum ki artık madem güzel bir Gandhi örneği var, Kürtler de siyasi bakımdan çok kuvvetlendiler. Yani 36 tane milletvekili seçecek kadar ciddi bir toplumsal destek sağladılar. Yüzün üzerinde belediye yönetimi şu anda BDP'nin elinde. Yani yasal alanda yürütme, mücadele yürütme imkanı artık meşruiyetini, gücünü kazanmış durumda. Şimdi buna rağmen yeniden bir KCK örgütlenmesi ne kadar var yok bilmiyorum ama bir Öcalan bile eleştiriyor, niye yapıyorlar bunlar KCK diye. Öte yandan PKK'nın işte o Silvan'la başlayan, daha sonra 40-50 karakola hücum ederek 30-40 askeri öldürmesi vesaire, bütün bunlara baktığımız zaman yani bizim de biraz ya artık bunları bırakın diye dememiz gereken bir zamana geldiğimizi hissediyorum. Yani
Hep hükümeti eleştiriyoruz, eleştirmeye de devam edeceğiz. Ben bugün yine başbakanı dinledim. Senin söylediklerine de katılıyorum. Eleştiriler de haklı. Ama yani Kürt tarafının da bu şiddetle olan meselesini artık ciddi bir şekilde kendi içinde tartışması, bizim onları eleştirmemiz, bizim onları uyarmamız gerekiyor. Yani silah miadını doldurdu lafı, o Osman Baydemir'in lafı değil, çoğumuzun tespit ettiği bir şey. Türkiye'nin nabzı programında Didem Yılmaz'ın. Efendim? Türkiye'nin nabzı programında. Evet, ya ben de vardım, Osman Baydemir evet, vardı. Evet. Bir iki kişi daha şimdi hatırlamıyorum. Yani bu açılardan baktığımız zaman siyasette şiddet çok tartışılıyor. Bizim solun ciddi problemlerinden biridir siyasette şiddet. Kürtler de bunu çok benimsediler ve buradan belki de tarihsel süreç onları oraya zorladı, 12 Eylül vesaire, öyle olması istendi. Ama şimdi gelinen nokta, artık bu kadar büyük bir toplumsal güç var. Binleri, on binleri, yüz binleri harekete geçiyor. Ben geçen sene Nevruz'a gittim 21 Mart'ta Diyarbakır'a, 1 milyon kişi toplandı. Şimdi bu kadar büyük bir siyasi güç varken artık tabanca tüfeğin hala meşruiyetinin o toplum içinde varlığına karşı bir mücadeleye de ihtiyaç olduğunu ve oraya geldiğimizi düşünüyorum. Bilmiyorum, sen de düşünüyorsun. Üstüne üstlük belki eklemek lazım. Silahlı mücadeleyi de bir sigorta olarak gören siyasal bir anlayış giderek evet, yani, Kürt toplumunun içerisinde yeşeriyor. Mesela Osman yeşeriyor. Artık sesini çıkaramıyor. Belki öyle cevap vermek ona lazım. Ona katılmıyorum. Sen madem... Yani ben şimdi seni bulmuşken sana eleştiri yapayım. Şimdi Tayyip Erdoğan Kore'ye gidiyor, ona eleştiri yapmanın bir faydası yok. Onu zaten yapıyoruz her gün. Ama orada çok cimrisiniz, biz de çok cömert. Oral abi, yani bunu da bu vesileyle söyleyeyim. Ama başımız gözümüz üstüne, bizim solcular dedin, oradan yola çıkabiliriz. Ben devrimci bir insan, sosyalist bir insan. Ben de sosyalistim. Abi. Şimdi sizle de müşterek bir cezaevi geçmişimiz var. Mamak'ta yaptık. Mamak'ta şöyle oldu. Çok öğreticidir. Mamak'tan bir bahis, bir şeyi daha anlatacağım barış bahsinde. Çözüm ne olabilir bahsinde. Mamak'ta klasik bir cezaevi, mahkum ve gardiyan ilişkisi. Yani asker gardiyandı, ilişkisi vardı. 12 Eylül'den önce... Hatırlarsınız 28 Ağustos'ta bir mahkumun katledilmesiyle sonuçlanan büyük bir baskı başladı. Yani 12 Eylül Mustafa geliyor. Mustafa'yı öldürdü. Evet. Şimdi orada ne olmuştu Oral abi? Bütün dava şuydu. Dediler ki yemek karavana geliyor. Karavana geldiğinde çıkacaksınız. Dördüncü koğuş... öğlen yemeğini almaya hazırdır komutanım diye bağıracaksınız. Tamam. Böyle dediler. İşte tecrit bir ön, işte beşinci koğuş. Bütün yüksek koğuş. Sesinle. Nizamiye'den duyulacak. Duyulacak şekilde. Asker tamam. Gibi sanki. Mamaklılar iyi bilir. Bilmeyenler, gençler için özellikle söyleyeyim. Mamak belli bir döneme kadar teslim alınmış. Mahkumun iradesi kırılmış bir yerdi. Bu öyle bir orantısız şiddet ki bir yemek tekmili yüzünden öyle bir orantısız şiddet kalemlere sığmaz, dile gelmez. Yapılmadık iş bırakmadılar. Yani bok yedirttiler bunu yapmayanlara. Şöyle bir hava yayıldı. Ya bir yemek tekmili değil mi? 3 kişi çıksın bağırsın. Yani bu nedir bunlar? Gece değil, gündüz değil, gün 24 saat bunun için bize olmadık zulüm. Akabinde uzantılar, görüş yasağı, mektup yasağı, hücre cezası. Bu görüş galebe çaldı. Ya dediler bırak öyle istiyorlar. Çıkıp bir yemek duası ya da yemek tekmili verelim. Bir yemek tekmili verildi. Veriliş o veriliş. Ardından şu geldi. Hep söylüyorum. Ardından koro olarak insanlara şunu okutturdular. Atatürk'ün Türk ordusuna değişmeyen mesajı. Bak, gelmişim 50 yaşına, 18 yaşında cezaevindeydim. Kaç sene geçmiş üstünden. Zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan, her zaman zaferlerle beraber medeniyet nurları taşıyan kahraman Türk ordusu. Büyük ulusumuzun orduya bahşettiği en son sistem silah ve fabrikalarıyla bir kat daha kuvvetlenerek büyük bir feragat-i nefis ve istikrarı hayat ile her türlü vazifeyi ifaya müheyye olduğuna. Bir şey daha var. Bir de Atatürk kimdir diye bir madde vardı. 12 maddelik. Atatürk kimdir diye gelip şimdi tamam. Şu. Şimdi, eğer yani... Kürtler... Eğer evet. Kürtler
bayramını devletin tarif ettiği bir zamanda kutlarlarsa, yani canım ne var 18'i değil 21'i olsun. Ya ben onu demiyorum yani. Bunun ucu çünkü hükümetin geleneksel yaklaşımı boyun eğeceksin diyor. İzzetini portmantoya asıp geleceksin diyor. Ama hükümetin tayin ettiğin asıl günü 21 şimdi, Mart asıl değil günü, mi? Cemal, o da değil mesele. O da değil mesele. O yasak ya. Karayılan'ın Nevruz'dan önce açıklamaları var. Devrimci Halk Savaşı'nı başlatacağız. Yayacağız, insanlara göstereceğiz diye. Şimdi böyle bir durumda... Bu sorunun cevabı uzun sürecek. Yok, reklama gidelim. Kısacık bir şey söyleyeyim. Peki hemen son bir... Bu Doğu halklarının bir bayramıdır. Kürtler için fazladan siyasal anlamları vardır. Türk dünyasının İran'da şey. İran'da bu iş 3 hafta kutlanır. Doğru. Irak'ta 5 gün. Ya bu haklı bir şey ya. Türkiye cumhuriyetlerde haftaya yayılır. Hatta yine 3 haftayı bulan yerler Osmanlı'da vardır. Osmanlı'da da kutlanırdı. Yani Selçuklu'da da kutlanırdı. Bunun ayın 21'i kendi günü şeyi çok yani kemersiz o günle başlar. Şey. Sırrı Bey tabi Mamak'la filan birleştirdiniz. Ne kadar şeyi var, benzerliği var onu da reklamlardan çok sonra tekrar konuşalım. Çok benzerliği var. Bir halk kendi bayramına kendi karar verir. Ne zaman kutlayacağına, nasıl kutlayacağına. Ama böyle bunu şey bir demokratik hak olarak. Peki efendim kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Daha sonra devam edeceğiz. Bozantı cezaevinde yatan ne kadar çocuk varsa 24 saat içinde Sincan'a değil ana ve babalarının kollarına gönderilmelidir. Bunu da vereceğiz, bunu da vereceğiz, bunu da vereceğiz. Nesin sen? İlah mısın? Neyi veriyorsun? Kimin şeyini kime veriyorsun? Bu vermeyi unutacağız. Paylaşmak, paylaşmak. Biz bir ülkedeyiz. Bunu ve bu ülkeyi birlikte bir Gülistan'a çevirmek mümkün. Hiçbir yanlış durup durduğu yerde düzelmez. Örgütlü ve doğru bir çaba ve inatçı bir çabayı gerektirir. 30 yıl sonra unutmak istiyorum bunu damlıyorum. Bunun hesabını bana kim verecek? Beynim bu cürufla, cop zoruyla, dipçikle, falakayla, hücreyle, anamı gözümün önünde dövmeyle, benim anamın gözünün önünde beni dövmeyle. Okutturulan bir metin bu. Ben de bunu okuyacağım, Atatürkçü olacağım. Atatürk'ün kitabını yazarım ben onlara. Tekrar hoş geldiniz efendim. Basın Kulübü Sırrı Süreyya Önder'de devam ediyor. Oral, reklama gitmeden evvel Oral Çalışlar'ın bir sorusu vardı. O soruya cevap veriyordu. Galiba biraz yarım kaldı. Özellikle Nevruz'u 21'inde kutlasaydınız ne olurdu dedi. Onu da gerekçelendirdi. Çünkü böyle bir provokasyon, böyle bir gerginlik olacağını biliyordunuz dedi. Siz İkinci bölümüne yarım kaldı. De ondan sonra da cevap Ezgi verin. Hanım, Ezgi Başar'ın. Sonra Ezgi'ye geçelim. Ezgi de izin görürse. Sevinirim. Eyvallah. Şimdi bir dar görüşlülük başka bir dar görüşlülükle yer değiştirdi. Ben o çok sıkıntılı bir söylemdir. Benim de Kürt arkadaşlarım var, benim de Laz arkadaşlarım var, benim de Türk arkadaşlarım var. Benim de AK Partili arkadaşlarım var. Onlarla güzel. Onlarla sohbet ediyorum. Tek tek konuştuğumuzda hiç kimsede bir aykırı bir şey yok. Fakat bir dar görüşlülük, yani bu Kemalist vesayet bir başka dar görüşlülükle yer değiştirdi. Ya da giderek yerini aldığı şeye benzediler. Statükonun önemli bir bileşeni oldular dönüşerek. Bunu gerçekten bir buğuz ile söylemiyorum. O böyle 3-4 karinesi var. Onlarla birlikte sayacağım. Sistem ne yapıyordu? Oral abi. 90'lı yıllarda ortalık yine böyle kan gölüyken, hatta bundan köşede kuytuda insanlar öldürülürken devlet eliyle, devlet tuttu Nevroz'da 50 kişiye 55 kişiye kıydı ve rastgele ateş açarak 55 kişiye kıydı. Bir Nevroz Cizre ve Şırnak'ta, yine bakın bugün hadisenin olduğu yerde toplumların hafızası vardır ve bu hafızayı ne kadar biz karşılıklı çoğaltırsak
barış umudunu o kadar öteliyoruz anlamına gelir. Bir tane bir olağanüstü hal valisi vardı. Saçını bıyığını Erzurum daşı rengine boyardı. Hırsızdı. Görev yeri değiştiğinde yeni tayin olduğu yere giderken bu halkın 2 milyonunu iç etmişti. 2 milyon mark mıydı? 2 milyon dolar mıydı? 2 trilyon mıydı? İç etmişti. Ortaya çıkınca işte bir hakikat mahkemeleri, komisyonları kurulsa hep bunlar ortaya çıkacak. Herkesin vebali. Terörle mücadele için yanımda götürdüm dedi. Yani bu devletin işleyişini hepiniz bilirsiniz. Böyle bir valinin yanında para götürmesi diye bir şey var mı? Bir başka vali ya da kaymakam silah ithal etmişti. Hatırlarsınız bunları. Tabii tabii. Siz birçoğunu dile getirdiniz. Tabii tabii. O olağanüstü vali ilk bu resmi önce Kürt yok dediler. Neyse Kürt var dediler. Onu kabul ettiler. Dili yoktur dediler. Sonra dilini de kabul ettiler. Ama medeni mi dediler. Eğitimini veremeyiz. Dedi. Medeni tamam. Mi? Medeni mi? Karşılığı barbarlıktır bunun. Yani bunu diyen Sayın Arınç, bu fukara birkaç tane Kürt'ü sürekli başka Kürtlere sövdürmek için çıkarıyorlar. Onların da kolunu kanadını kırdı. Yani ya abi sen bilge insandın niye böyle dedin tadında gevelediler. Sayın Arınç diriliş geleneğinden Sezai Karakoç ve çevresinden büyük şair gelmektedir. Onun bir dizesini hatırlatıp hızlı geçeyim. Medeniyet avla başlar der. Medeniyet avla başlar. Bu şiiri de herkese öneririm. Bizim işimiz AK Partililere, ben buğuz etmiyorum diyorum ya, unuttuklarını hatırlatmak. O müminin celadetine ne oldu? İktidarla nasıl affedersiniz bu kadar kirlenir zihinler. O vali geri valiye demek. Ondan sonra Nevroz vardır dediler. Halk Nevroz'unu 50 tane can, 55 tane can vererek, biri de gazeteci olmak üzere, İzzet olmak üzere, sabah muhabiriydi evet. Ya da ATV. İzzet Kezer. İzzet Kezer. Olmak üzere bedel ödeyince Nevroz vardır ama W ile yazılmaz dediler. Bu devlet bu kadar gerizek. Şimdi devletin keyfine bırakırsan oral abi. Yani ne olur 21'inde ya, kutlayalım desem. Ya keyfine bırakma desen, bak benim dediğimi şimdi bu hiç bunun karşılığı şey, değil. Ben bütün bu senin yaptığın eleştirilerin değil. Hepsini Nevroz'da daha fazlasını söyleyen değil. Yapan bir insanım. Ama ben de diyorum ki şimdi başbakanın açıklamasından da anlaşılıyor ki birileri inandırmış onu. Demiş ki bir şeyler yapacaklar. Ne olur 1 Mayıs'lara da öyle tamam, diyorlardı. Ya, tamam ben de aynen öyle düşünüyorum. Çok ama ben de diyorum ki ben 1 Mayıs'ta çatışma yapılmasına da yanlış buluyordum o zaman da. Yani diyelim ki böyle bir yanlış. Sen 21 Mart dedin. Çatışma çıkacak. Yani niye çatışma? İlkesel bir duruş. Samimiyet. Hayır bu ilkesel duruş çatışma gerektirmiyor. Çorap söküğü gibi gelir ama demeye bakın, çalışıyor. Arkadaşlar, ama bakın arkadaşlar bütün sonunda bütün şiddeti meşrulaştırmaya başlıyoruz. Bu, hayır bunun hayır. Sonu, çünkü bundan bakın, o sonuç devlet, çıkmaz. Devletin yasaklarına her seferinde şeyle karşı koyarsan yani devletin yöntemiyle yani ben dinlemem yaparım böyle, sonunda çatışmacı bir ortam o otomatikman gelir. Şimdi bundan bak, biz zarar görüyoruz. Türkiye zarar görüyor. Kürtler zarar görüyor. Yani, sorduğu soru da vardı. Karayılan'ın yaptığı açıklama da vardı yani. Onu da açıklama şey yaparsınız. Yani Nevroz'u diyelim ki, ön ayaklanmaya çevirme birkaç gazete talimatı yani böyle diye yansıdı gerçekten var mıydı? Ben bunu bilemem yani bu sorunun muhatabı ben değilim. Ama bu sorunun muhatabı savaşanlar yani onlara soracaksınız. Şimdi benim dediğim o değil. Onunla alakası yok. Ben başka bir şey söylüyorum. Ben BDP'ye söylüyorum bunu. Olay şu. Eğer samimiyseniz hep dedik ya tutarsınız. Arkadaş biz ayın 21'inde bu devrimci halk ayaklanması olacaksa o bir tek pazar günü mü bekleyecek yani? Hayır baharda 18'inde de olur, 21'inde de olur. Doğru dediğin. Bahar başka bir şey. İçin genel bir eylemlilik öngörülüyor. Yani tamam yani bunun için tarih bir engel değil. Burada devletin bu dayatması kötü ve bir doğru. Zincirleme zihniyetin doğru. Mahsulü. Burada karşı çıkılan o. Zaten sadece burada 18'inde program başka bir konmamıştı şey. Ki. Bir haftaya yayılan program vardı. Nitekim ben 21'inde de gaz yedim. Artık kutladık demiyorum. Başka bir şey. Yani bu riyakarlığın bilinmesinde fayda var. Doğru. Olay şu. Eğer samimiyseniz derdiniz ki arkadaş böyle bir şey var.
biz 21'ini de idari tatil günü ilan ettik. Resmi tatil de değil. İdari tatil günü ilan ettik. Niye? Provokasyon, efendim ayaklanma, bunlar lafı güzel. Hadise şu. Mevcut hakim konsept, güvenlik konsepti biz bak Kürt'ün belini kırdığa dayanıyor. Bunu eğer pazar günü Nevroz olursa Kürtlerin verili siyaset yapıyor AK Parti. Kaç kişi geleceğini bile biliyor. Niye? Oral abi. Bir gün önce biz kollukla kitle nereden gelecek onun çalışmasını yapıyoruz. Atfen bir şey, naklen bir şey söylemiyorum. Tanık olduğum bir şeyi söylüyorum. Ne emniyette, ne valide, kimse de bunun ertelenmesini gerektirecek bir istihbarat, bir tedirginlik, bir endişe yok. Bu İçişleri Bakanı ve etrafında bunu temsil eden güvenlik, bu yeni güvenlik konsepti, bunu dediler 18 olursa milyon, iki tarafta da milyon insan alana girer. Yani Diyarbakır'da ve İstanbul'da. E tamam, geçen sene 1 milyon kişi Diyarbakır'da gitti. Tamam ama yani şimdi yok. Dediler bak biz kırdık dediler bunların belini. Yani bu çok önemli. Bu kitle ama zorla 20, geliyordu ben dediler. Ben de diyorum ki 21 Mart'ta yapsaydı BDP bu mitingi Diyarbakır'da 1,5 milyon kişi toplardı ve yine belinin kırılmadığını ispat ederdi. Bu kadar da çatışmaya gerek kalmayabilirdi. İşte yani yapardın, ben sizin tarafınızdan bakarak konuşuyorum bunu. Abi bizim tarafımız yok. Böyle... İnsanlık ve rasyonel akıl meselesi işte, rasyonel var. Rasyonel akıl. Yani, hiç bu bizim tarafımızı tutmana gerek yok. Bak, bu meselede evet. Samimiyet resmi tatil günü ya da bayram. Madem bu kadar diyorsunuz Türklerin de bayramı kardeşim. Tabii. Bayram enflasyondan da geçinmiyor. Siz de söylediniz bu hani siyasidir yarı yarıya anlamı artık diye. Gerçekten hani Nevruz artık bir siyaset makinesi gibi. Bu son bu yıl özellikle bir makine gibi çıktı yani. Kardeşim. Hayat öyledir ama Nihal Hanım. Yani 1 Mayıs'ta önce bayramı sonra o kendi tarihini oluşturunca siyasi anlamlar yüklendi. Dolayısıyla müzakerenin alanı haline geliyor. Bundan kork tabii. Hayır, yani siz şimdi cezaevi yani, koşullarıyla Mamak'la karşılaştırarak öyle hani öyle bir çerçeve eğer koydunuz. Hakim egemen cezaevi yönetimi gibi de değil yani şimdi hükümetin tavrı. Hani bir müzakereye eğer oradan bir adım gelseydi BDP'den bu adımı cesaretli biçimde karşılayacak bir irade sadır olur muydu? Peki. Cezaevi yönetimini aratacak durumda. Ben objektif şartlara bakarak söylüyorum. Bir tek soru sorayım. Cevabını sesli olarak vermenize de gerek yok. Bu pozantı Kürtlerde nasıl bir tahribat yarattı? Hiç şöyle bir 5 dakika tefekkür ettiniz mi üzerinde? Siz bir anasınız. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Ben babayım. İnşallah sen olursun. Oral abi baba. Eğer İçinde bakın şimdi Marksizmi, sosyalizmi bir kenara bırakalım. İslami ölçülerle konuşalım. Diyor ki böyle bir hadiseye maruz kalan ve 12-13 yaşında oralara atılan çocukları biraz önce tanıtımda gördüm. Siz olsanız buradaki 5-6 kişinin hangisi olsa o gece analarının babalarının yanına gönderirler. Niye? Biz emanete sahip çıkamadık. Onlar devletin emanetidir aynı zamanda. Zaten sen çocuklar için bu kadar cezaevleri oluşturmuşsan daha bırak 12 Eylül cezaeviyle kıyaslamayı. Sen ülkeyi hapishaneye çevirmişsin. Bu kadar çocuk içeride olur mu ya? Rıza-i Lillah için biriniz bunun anlamına kafa yorun. Bu kadar çocuk cezaevinde olur mu? Şimdi alıp eve gönderdim. Buna ne mani? Ne mani? Hiçbir şey mani değil. Kibirleri ve korkuları. Bir endişe ediyorlar. Bir de kibirleri buna mani. O çocukları 24 saat içinde ben Adalet Bakanı olsaydım, ben Sayın Erdoğan'ın yerinde olsaydım elimle tutardım. Kardeşim biz bu yasayı da tadil etmiyoruz. Biz bu emanetinize sahip çıkamadık. Buyurun gereğini de yapacağız derdim. Ondan sonra açılım için hiçbir şey yapmasına gerek yoktu.
Bir. Önerdiniz mi bunu? Bir. İşte biraz önce siz teaser'da gösterdiniz. Ha bu şey... Mecliste basın toplantısı yaptım. Cayır cayır feryat ettim. Ya çocuk meselesi sadece çocuk meselesidir. Varak-ı mihri vefayı kim okur anlar, kim bilir. Ne dediler? Hiçbir şey. Yani ve yani haya ederim ama yalvarır bir tonda söyler. Cumhurbaşkanını göreve çağırdı. Sayın Cumhurbaşkanı bu çocuklar için çünkü her türlü travma. Kürtler de bütün halklar kadar izzetine onuruna düşkün insanlardır ve ayıp kavramı çok önemli bir şeydir. Hangimizin başına gelse deli oluruz. Seslerini çıkarmamaları bu izzet onur duygusundandır. Ama yazılıyor bunlar bir yere. Gök kubbede boşluğa saçılmıyor. Tabii. Bu bir yere yazılıyor. İşte gün o gün, fırsat o fırsat. Alın kardeşim bu çocukları. Ben gittim şeye, Mersin'de gaz yedikten sonra akşam terörle mücadele şube müdürünü ziyaret ettik. Çünkü bir sürü çocuk gözümüzün önünde gözaltına alındı. Gittik, birçoğuna bilgi vermiyorlar. Bizi istikbal etti müdür. Gayet şey karşıladı. İsimleri sorduk, bunlar burada mı? Burada dedi. Niye kapıda söylemiyorsunuz yani burada diye? Hemen söyleyelim, gelsin aileleri de görüşsün dedi. Dedim ki sayın müdür, hiçbir siyasi kimlikle konuşmuyorum. Yani içim yanıyor. Ben dedim o çocuğu düşünmüyorum. Muhtemelen bırakırsan yarın gene taş atacak. Öbür tekrar gözaltına al. Yine bırakırsan yine taş atacak. Yani çocuğu bu sefer almamız bir şeyi değiştirmiyor. Bir ortada sistem meselesi. Biz böyle bakmak durumundayız. Siyasetçiysem ben tek tek olaylar yerine ya bunun neşvi nema bulduğu alan neresi? Kardeşim ben bunu nasıl kuruturum? Bataklık. Buradan bakmam lazım. Oraya da geliriz. Sen dedim pozantıda olan biteni biliyor musun? Biliyorum. Bu çocuk, ben sizi düşünüyorum dedim. Ha bu çocuğu değil, bu çocuğu bırakacaksın. Gene gidecek, gene gelecek. Çünkü buna sen doğmuş olağanüstü hal koşullarına, buna bu oyun oynamayı bilmiyor, bu sen niye Filistinli çocuk olduğunda simge yapıyorsun o taş atanı, Hanzala olduğunda aynı şefkati, aynı merhameti niye Kürdünden esirgiyorsun? Bu çocuk başına cezaevinde o hadise geldikten sonra canlı bomba olup gelip size sarılacak. Ben sizi düşünüyorum. Yani bir ince elekten 30 küsür tanesi savcılığa sevk edilecek dedi. Biliyoruz polis fezlekesi gitti mi mahkemeler toptancı bir yaklaşımla yallah içeriye. Bir ince elekten daha geçirsen dedim. Bunun en az 20 tanesi bu elekin üstünde kalır. Sen de git bu gece çocuğuna. Ben güzel bir iş yaptım. Bir günlüğünü alıkoydum. Bir saatliğini alıkoydum. Bir saliseliğini alıkoydum da git çocuğuna sar. Yani şimdi bu üstenci dil, bu mühendislik dili ve bu hükmetme kibri yine İslam'dan yani başladık. İslam'dan devam edelim. Bakara suresi sanırım 104. ayet. Çözüm de orada. Rayna demeyin diyor. Rayna demeyin. Unzurna deyin diyor. Yani Kur'an-ı Azimüşşan en alttakine bizi güt demeyin. Deme diyor. Bize yani, nezaret et. Bize bak nazar et. Unzurna nazardan gelir. Bize bak, bizi gözet, bizi insan yerine koy. Bize gözet. Tamam. Şimdi sen diyorlar ki çözüme hazırız, müzakereye hazırız. Ama boyun eğiliyor. Kürt artık şu noktaya gelmiş. Dediğim gibi ümit etmeyi bırakmış. Çünkü buna dönük bir tek sadre şifa olacak bir şey yapmamışsın. Öldürmekten daha vahim bir halkı yok saymak, dilini yok saymak, bayramına format atmaya çalışmak, kültürünü yok saymak, dilini sorgulamak, kendi statü talebine sanki cebinden bir ihsan şahanede bulunacakmışsın gibi davranmak falan. Bunlar o hükmetmedir. Cenab-ı Hak Resulullah'a bu yetkiyi vermemiş. Hükmedemezsin. Ben senin adaletle aralarındaki işleri düzenle ve tebliğ et diye gönderdim.
Evet. Ama nezaret edeceksin. Evet. Çözüm de manım, hükümet İslami referansları olan bir şey, bir yapı. Farz değil, sünnet değil. Peygamberinin böyle amel etmemiş. Nedir kardeşim bu kibir? Bu yani yapacağın şey akıl rasyonel olanda, bu kan denizini kurutacak olanda. Oral abinin sorusuna döneyim. Diyelim ki ayaklanma, diyelim ki halen silahlı mücadele tezini savunanları bu yapının dışına çıkaracak olanda, gelin kardeşim ortaklaşa ne yapabiliriz? Ortaklaşa ne yapabiliriz? O süreçte değil diyorsunuz. Ezgi Hanım'ın sorusuna alalım. Bunu sorma. Kimse Kürde bir şey sormuyor. Ne üzü billah. Veririm, vermem. Bu firavuni bir dildir. Vermek ne ya? Kürt Türkiye ait bir şey istemiyor ki. Doğuştan sahip olduğu. Ya, hepsi Adem'in güzel çocukları bunlar. Hepsi Allah'ın ayeti. Şüphesiz. Yani doğuştan sahip olduğu ve gasp edilmiş bir hakkını kullanmak istiyor. Eğitim diyor ki, biraz önce Hüseyin Çelik konuştu. Dedi ki bu yeni strateji bahsinde. Dedi ki efendim biz TRT şeşi açtık. Bakın. Bak yani olumsuz bir kavram kullanmak istemiyorum. Bir hakikat dışı şey nasıl berhava olacak? Bakın kendi beyanıyla. TRT şeşi açtık, doğru dürüst Kürtçe bilen bir şey yok. Kürtçe bilen eleman bulmakta, yetkin olarak Kürtçe bilen eleman bulmakta zorlandık diyor. Ben üst dili hiç sevmem. Halkın anlayamayacağı hiçbir şey yoktur. Gayet o şekilde anlatayım. Bırak kardeş. Bunu sen ana dilde eğitimi reddetmek için kullanıyorsun bu argümanı. Ana dilde eğitim yok diye sen bulamıyorsun burada çalıştıracak insan. Sorunun cevabı içinde. Tamam. Sorunun cevabı içinde. Bunlar da hikmetli insanlar gibi geziyorlar. Yani yöneleceksek arkadaşlar, bize bin vurun amenna, ama kamusal gücü elinde bulunduran, bak oradan aslı astarı olmayan, kendi tekzibi kendi içinde olan bir güdük mantıkla konuşuyor. Sen bunu ver, doğuştan sahip olduğu hakkıdır. Ondan sonra silaha sarılana de ki niye sarılıyorsun kardeşim? Çünkü Kürt'ü çözüme ortak etmiş olursun. Evet. Ama getiriyorsun üç tane fukara Kürt'ü. Kürt'te hiçbir makes bulmuyor, hiçbir karşılık bulmuyor. Niye? Onları da madar etti. Yalnız Kürt'e sövmek lazım icap ettiğinde. Çıkarıyor fukaraları, onlar da Kürt'e sövüyorlar. Bununla Kürt meselesini nasıl ortaklaştıracaksın? Buyur, özür dilerim. Şimdi, çok özür diliyorum. Şimdi soru soracaksın, sonra reklama gideceğiz. Yarım olsun. Kalacak. O yüzden bence soruyu reklam, sorsun. Bir şaka olmalı. Şaka değil, reklam. Ama reklam arasında düşünme fırsatı bulacak. Peki, belki. O zaman biz soruyu sorsun. Reklam arasında hatırlatırız. Soru şu, zaten sadece soru soracağım. Habur sürecinde bu söylediğiniz kibir bence yoktu. Gerçekten bir irade ortaya konmuştu. Oradan yani Kandil'den gelen PKK'lilerin söylediği şeyler bile hoş geldiniz denmişti onlara. Sonra ne oldu? Yani sadece bu bir, yine onların deyimiyle bir Kandil'deki o kıyafetler, Kandil gardırobu muydu problem? Yoksa CHP ve MHP'nin tavrı mıydı? Peki. Az sonra. Az sonra. Evet. Kısa bir reklam arası var efendim. Hemen ardından bu sorunun cevabını alacağız. Bahçesine girmişler. Bir Kürt, bir Rum, bir Ermeni ve bir Türk erik kırkızlığı yapacaklar. Bahçe sahibi gelmiş Türk. Yapışmış. Önce Ermeninin yakasına. Demiş ki, hadi demiş. Bu Türk'le Kürt Müslüman. Sen benim dinimden de değilsin. Ne hakla eriğimi çalarsın diye. Türk'le Kürt'ü din kardeşliği faslından bir yere ayırıp Ermeni'yi iyice bir hışlamış, bir kenara koymuş. Sonra Kürt'e yönelmiş. Demiş ki, hadi bu Türk. Ulan sen Türk bile değilsin. Ne hakla benim eriğimi çalarsın? Onu da hışlayıp bahçenin dışına atmış. Türk kenarda bekliyor. Hiç utanmıyor mu demiş, bir Kürt'le bir Ermen'le bir olup bizim bahçeye girip erik çalmaya. Onu da dövüp dışarı atmış. Bunlar canhıraş bir şekilde şey sormuş Kürt, ya bu adam üçümüzü birden nasıl dövdü? Türk demiş ki, Ermeni'yi dövdürtmeyecektik.
yazıyorsun. Burada sadece yazabilirsin. Burada senin hakkındaki delilleri tercüme eder o dilden aleyhine kullanırız ama savunmanı o dilde yaptığında dosyana bile koymayız. Bu dil sadece kibrin dilidir. Bu tür ambargolarla ilk üç maddenin bir hayrı olsaydı bu memleket bu duruma gelmezdi zaten. Hangi derdinize derman oldu? Oturalım, konuşalım. Yani bu Allah'ın emri mi? Tartışılmaz ne demek? Bunu bir insan evladı yazmış buraya. Lazımsa kalır, değilse başka bir insan evladı da kaldırır, atar. Yani bu, bunlar hep korkularına iman etme anlayışı. Böyle bu duruma geldi. Basın kulübüne tekrar hoş geldiniz efendim. Reklamlara gitmeden evvel Ezgi Başarı'nın bir sorusu vardı. Özellikle habur sürecinde yumuşayan şeyler ne oldu da bu hale geldi? Yani MHP ve CHP'nin oradaki rolünü sormuştu. Ya, buyurun haburda efendim. Ciddi bir irade, yani barış iradesi olduğu aşikardı. Yani önemli bir şeydi ve zor bir şeydi. Daha sonra Kürt tarafı da bunu büyük, kesinlikle barış geliyor diye, yani sizin partinizden de çok kişiyle konuştuğumda bunun samimiyetine inanıyorlardı. O gün karşılaştıkları, o otobüsten inen yani PKK'lilerin karşılaştığı memurlardan askere kadar hepsi hoş geldiniz arkadaşlar, kusura bakmayın sizi saymak istiyoruz gibi nazik karşılanmışlardı. Fakat sonra kıyafetler söz konusu oldu falan filan. Nerede koptu bu CHP ve MHP'nin tavrından söz eder mesela AK Parti oradaki kopuşta? Siz de öyle mi düşünüyorsunuz? Kısmen etkili ama sorumluluktan azade kılacak bir şey değil. Bu vesileyle mecliste şöyle diyorum şimdi. Dedim boyun fıtığı olacağım. Ben konuşmalarıma bakın, bir AK Parti'ye dönüp bir şey söylüyorum, bir dönüp CHP'ye söylüyorum. Şimdi biraz ilerisine gidelim. CHP ve MHP o vaveylayı kopardılar. Bir gün sonra Sayın Başbakan ne dedi? Ne var bunda ya dedi. Yani sevinmişler, elbise giymişler. Yani bu mealde işte bugün ihtiyaç olan yaklaşımı kullandı. Evet. Kullandı. Yani o arzuladığımız, halkta da karşılık bulan. Ki bu 3 yıl önce, yani çok 150 yıl önce bir şey değil. Onu söyledi. Ondan sonra bir vehme kapıldılar. AK Parti büyük bir koalisyon. Yani AK Parti homojen bir yapı değil. Ve Cemal abinin bütün insanlığın vicdanında çok büyük karşılık bulan o yan yana da oturuyoruz. O meşhur malum röportajında dile getirdiği zihinsel arka plan hemen devreye girdi. Kolay bir hadise değil. Ama gelindi, elde ne var sorusuna, yani niye habur süreci durdu meselesinde çok sevindiler. Ben başka bir argüman yok. Bir de niye bu giysiye takar herkes? Niye takar? Yani mecliste de söyledim. Onların giydikleriyle değil çıkardıklarıyla ilgilenseydik biz. Doğru. Bu mesele çok daha başka bir noktada olurdu. Silahı bırakıp geldiler. Yani ve koşar adım geldiler. Yani yalnız işte, Öcalan'ın davetiyle geldik gibi ifadeler oldu. Bence o kutlamalardan ziyade, yani hepsi bir bütün. Bunlar parça parça bir araya geldi. Hani kutlamalar, yani ben de o günlerde yazdığım yazıda, yani kutlamasalardı daha mı çok mutlu olacaktınız diye sormuştum. Yani karşılık veriyor işte, bir barış ortamı olacak. Halkın barış özlemi gerçekten. Yani, tabii ki sevinecek, tabii ki davul çalacak ama galiba parça parça birçok şey birleşti. Onlardan biri de ve bence en önemlisi, biz buraya hani Öcalan çağırdığı için geldik gibi açıklamalar olması oldu. Bu, ama galiba o dönemde de bu olgun bir tavır mıydı? Mesela onu da parantez. Yani o dönemde PKK ile de devletin görüşmesi başlamış mıydı? Onu da, bunu Türk kamuoyu bilmiyor. Bunu CHP, MHP tabanı bilmiyor. Bunu AKP tabanı bilmiyor o dönem. Evet. Ki tabii ki devlet görüşebilir de bana bence göre genel ayrıca. Kitle bunu dahi kabullendi. Bunu dahi demeyeyim. Bunu problem etmedi. Ama bence daha de. Sonra siz de ifade ettiniz, MHP'nin ve CHP'nin bu işi abartması, köpürtmesi
bir şekilde iktidarı da etkiledi. Hayır, bu kadar buraya kadar gelip ne oldu da yani? Bu kadar güçlü. Hakikaten o kandil gardırobu değil herhalde sebep. Buradan aslında sanırım zamanımız da sınırlı. Biraz bu soruya cevaben çözüm ne olabilir? Bu kan nasıl durabilir? Bunu da içeren bir yönelimle cevaplayayım. Ben MHP'ye hiçbir şey söylemem. MHP gayet tutarlı, kendi siyasal çizgisine uygun, istikrarlı. Bu meselede nerede durması gerekiyorsa orada duruyor. Bu da olur. Bu meselenin altın formülü, Kürt'ün izzetini, onurunu, Türk'ün endişesini izale edecek bir çözüm üretmek. Yolu da benim acizane görüşüm, vermek almak bahsinin dışına çıkarıp ortaklaşa ne yapabiliriz? Gel kardeşim, bak Suriye başımızda büyük bir kaynayan kazan. Sen dünyanın her yerindeki mazluma kol kanat gerdiğini iddia edeceksin. Oradaki baskıyı, zulmü oraya müdahil olmanın gerekçesi sayacaksın. Ki sürgüt bir durum vardı orada, bugün ortaya çıkmış değildi. Dün kardeştiniz, bugün ne oldu falan gibi, oraya hiç girmiyorum. Hani dün öyleydi, bugün böyle, real politiğiniz böyle emretti. Entegre olduğunuz büyük yapılanmalar size bu rolü biçti. Ki Kürt meselesi şu an aldığı hal asla ve kat'a Suriye ve Orta Doğu meselesinden bağımsız düşünülemez. Orada düşünün, yani bugün artık elimizde bunun cevabını verecek veri var. Açığa çıkan görüşmelerde seçim sürecinin kazasız belasız geçirilmesi için yapılmadık, sarf edilmedik laf kalmamış. Kötü mü olmuş? Yapandan, edenden, akıl edenden, araya girenden, yardımcı olandan Allah bin kere razı olsun. Yani o devrin böyle geçtiğini düşünün. Bir, iki, artık tılsımını, yani bu yaratmak istediğiniz o magic etkiyi sağlayamazsınız. Bir kere görüşmüşsün, bir daha görüşmenin önünde hiçbir mani yok. Ve mesafe kat etmişsin. Niye iş bozulmuş? Bence benim şahsi kanaatim, masayı kalabalıklaştırıyorsunuz siz. Yani uluslararasılaştırdıkça, siz bu meclisten savaş tezkeresi çıkardıkça, yani bir başka toprağa müdahil olma, bir başka toprağı, bir başka halkın, bir başka ülkenin toprağına savaş tezkeresi çıkarıp oraları gidip bombaladıkça şu olur: çözümdür, etkilidir, gereklidir. Bunu bir an için tartışmıyorum. Şöyle bir doğal sonucu olur. Masayı kalabalıklaştırırsınız. Orası, yeryüzü sizin değil. Orada bir sürü hükümranlık alanının cirit attığı ve kesiştiği yerler. Şimdi Barzani'ye mi göndermeye? Sana yaptırmazlar. İşte Suriye örneği. Sadece Barzani ile sınırlı. Şimdi, hayır, bu yeni stratejide Barzani diyor ya, masayı kalabalıklaştırmak olmaz. Esed diyor ki şimdi Laskiye'ye çekilirim. Yani ne olur? Irak'taki gibi bu mesele Suriye ortadan ikiye bölünür. Ortada bir tampon bölge olur. Afrin'de Barzani'nin oradan baskısı, Beşar'ın oradan baskısı, yeni oluşturulacak diğer parçanın oradan baskısı. Türkiye bu basınçla ne duruma gelir? Bunu hesap eden bir akıl var mı? Emin değilim. Laskiye dediğin kentin pet şişeleri Samandağ'ın sahiline vuruyor. Tamam. Yani bunları düşünmeden ve yarın İran zeminini korur mu? Sen kalkıyor diyor ki küreci bana karşı addediyorum. Kem kim hık mık ediyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Yani baktığın zaman bu akıldan Kürt meselesinde bu kadar da meseleyi kalabalıklaştırmışsın. Artık İran'ın dahil olmadığı, Amerika'nın dahil olmadığı, Barzani'nin dahil olmadığı, Suriye'nin dahil olmadığı, Rusya'nın müdahil olmadığı, Avrupa'nın müdahil olmadığı hiçbir adım giderek atamaz duruma getiriyorsun kendini. Evet. Yapacağın, gel kardeşim,
Gel kardeşim, biz ortaklaşa ne yapabiliriz? Hep sistemin içinde tutma telaşı ve sistemin içinde kalma güdüsü. Bu iktidara gelişleri böyle değildi. İşte statikonun bir parçasına dönüşmenin doğal tezahürleri. CHP böyle yapmış olabilir, MHP böyle yapmış olabilir. Herkes kendi karını eleyecek. Sana düşen dirayet, korkularına iman etmemek, şüphelerine iman etmemek, ortaklaşmaya. Bundan büyük güç yok. Yan yana durana ne yoksulluk var, ne sıkıntı var. Şimdi, ama sistem içi kalınca bu aklı göremiyorlar. Yalnız masayı kalabalıklaştıran sadece hükümet değil sanırım. Karayılan'ın daha 2 gün önce bir açıklaması oldu. Türkiye, Suriye tampon bölge kurarsa kan gölünü çeviririz gibi ifadeler. Kaldı ki yine Suriye'de PYD Esad'ı destekliyor ama PKK burada bir Arap Baharı bekliyor. Yani şimdi, burada da böyle bir çelişki ve karmaşa mesela, var. Mesela bunda bizim kulağımızı tırmalayan ne var? Sen gidiyorsun Afganistan'da bu vatan evlatlarını Amerika'nın reel menfaatleri uğruna kurban ediyorsun. Kurban ediyorum. Şehit diye kim orada hangi kafire karşı savaşıyor? Bizim Mehmetçiğim. Şu sizce bir çelişki değil mi ama? Yani Suriye'de Esad taraftar, diktatör taraftarı olup Türkiye'de AK Parti iktidarı Başbakan şey Erdoğan'ı diktatör olarak yani, göstermek bir çelişki değil mi? Öyle bir Kürtlerin Suriye'de öyle bir konuşlanışı yok. Suriye'de yani reel politikleri hiçbir zaman bir yere odaklanmayı getirmedi. Daima her halk gibi ben kendi varlığımı ve statümü nasıl korurumun hesabı içinde. Bir ulus doğuyor. Bunun farkında mıyız yani? Bir ulus doğuyor. Kürt halkı artık devletleşecek. Kendi statüsüne kendisi karar verecek. Bunu dile getirmenin kulağımızı tırmalayan neresi var? Suriye için mi söylediniz? Genel anlamda. Yani siz kendi Kürdünüzle bu meseleyi çözme şansını kaçırırsanız devasa bir büyüklükle uğraşmak zorunda ya kalacaksınız. Bu irade oraya doğru gidiyor diyorsunuz galiba. Ben kendi Kürdümüzle barışı gerçekleştirmeyle irtibatlı olarak bir soru sormak istiyorum. Biraz önce çok anlamlı önemli bir kavramı kullandınız, kelimeyi kullandınız. Türk'ün endişesi. Şimdi hepimiz biliyoruz ki öyle sanıyorum. Kürt sorununun çözümü büyük ölçüde bu ülkenin gayri Kürtlerinin, Kürtlerinin temel insani, meşru ve doğal hakları konusunda ikna edilmesine vabeste bağlı. Hani bendeniz hani Ezgi Hanım'la yaptığımız röportaj vesaire söylediğim ettiklerimle veya Müntezer Türkön'e bir anlamda gayri Kürtlerini yani Kürt olmayanlarını kendi çapımızda ikna etmeye çalışıyoruz. Ama asıl ikna edici olacak, İknada etkili olacak olan Kürt siyasetçilerin dilidir. Evet. Bana öyle geliyor ki şöyle bir algı var. Kürt siyasetçileri hani zat halinizi dahil veya hariç bunu söz konusu etmeyerek söylüyorum. Önemli yok. Kullandıkları dil bu ülkedeki Kürt olmayanların hissiyatlarını nazara almamak şeklinde tecelli ediyor. Söz gelimi, öz yönetim güçleri, özerk yönetim ve benzeri kavramlar irrite ediyor bu ülkenin Kürt olmayan insanların hissiyatını tahrik ediyor. Bunlar yerine mesela söz gelimi yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ne kadar ne kadarsa o kadar. Bunun gibi daha kuşatıcı onların da kendilerinin içinde sayabileceği kavramlar üzerinden hareketle çözüm teklifleri gelse. Fırsat elime geçmişken bununla irtibatlı bir soru daha sormak Buyurun. İstiyorum. Şimdiye kadar duya geldiğimiz siz bu bağlamda yeni bir siyasetçisiniz ama bulmuşken size sormak durumundayım. Kürt sorununa çözüm babında Kürt siyasetçilerin şimdiye kadar duya geldiğimiz hep teritoriyal bağlamda, hep bölgeyle ilişkili fikirler duya geldik. Halbuki hepimiz biliyoruz ki bu ülkede Kürtlerin büyük çoğunluğu Orta Batı'da yaşıyor. Anadolu'nun batısında yaşıyor. Öyle sanıyorum %60'ı veya 65'i. İstanbul dünyanın en büyük Kürt kenti. Yani sadece bölge üzerinden çözüm teklifi düşündüğümüz zaman bu ülkenin Kürtlerinin tamamı için düşünmemiş oluyorsunuz. Yani 2 gün önce Cengiz Çandar da yazdı. BDP'li siyasetçiler pek çözüm ortaya koyamıyorlar babından. Hani özetlemek gerekirse Nevruz günü çıkan yazısı
Bu mealde okudum ben burada. Yani çok yeni bir çözüm teklifi. Ve çözüm teklifleri de genelde bölgeyle irtibatlı olarak. Yani öyle çözümler duymak istiyor ki insan, Kürtlerin tamamını ilgilendirsin. Ülkenin ve öyle bir, tamamını ilgilendirsin. Öyle bir dil kullanmasını gönül arzu ediyor ki, Kürt olmayanların hissiyatını, duygularını nazara alsın ve sizin ifadenizle Türklerin endişelerini dikkate alsın. Evet. Ama bunun dikkate alınmadığına dair genelde bir algı var. Evet. Ki ben de belli ölçüde böyle düşünüyorum. Ben de bu kaygılarınızın tümünü paylaşıyorum. Öyle söyleyeyim. Çözüm nerede peki? Çözüm şurada. Şimdi bunun yolu müzakereye alan açmak. Bu alan açmak, alan açmak deyip duruyoruz. Peki bu ne? Yani şuradan masa sandalye mi çekeceğiz? Bu nasıl olacak? Bu şöyle olacak. CMK'da ve TMK'da, terörle mücadele kanununda o kadar bu konuda sarf edeceğiniz her türlü laf bunun kapsamına giriyor. Bunun böyle olduğunu görmek için şu andaki yargılamalara, şu andaki tutuklamalara, şu andaki gözaltı delillerine bakmak yeterli. Önce siz bu hukuk normlarını, yasa normlarını hukukileştireceksiniz. Ki ben de diyeyim ki Cemal abi çok güzel söyledi. Gelin bunu, bu öz yönetim kardeşim, burada yapacağımız önerme Konya'daki yoksul köylüyü, Kocaeli'ndeki fabrika işçisine, Kastamonu'daki sarımsak toplayan kadını da kapsamadıkça bir hayatiyet bulması ya da derde derman olması mümkün değildir. O da desin ki hayır öyle değil. Şimdi demokratik özellik demek benim için, benim için bile. Bakın ben neyim, yasama dokunulmazlığım var zannediyorsunuz değil mi? Yok. Terörle mücadele kanununun kapsamına giren bir suç ya da kabahat işlersem yargılanmama mani değil. Mani bir durum yok. Evet. Mani bu değil. Bu noktada Sarı Bey bir şey ekleyebilir miyim? Yani, Cemal Bey'in sorusuna da. Ama bu dili kullanmak mecburiyetinde değilsiniz yani. Cemal Bey, ben bunun dışında 40 türlü yol ve yöntem var. Bunu demek mutlaka istiyorum. Ama dil ağrıyan dişe değer. Dil ağrıyan dişe değer. Şimdi yani oraya bir şey daha eklemek istiyorum. Türklerin hissiyatını nazar almamak. Evet. Dikkate. İşte bütün bu söylediklerinizde şöyle bir senaryoda çizilebilir mi? PKK bugün için silahı bıraktığını açıklasa ve silahları bıraksa Kürt hareketi geriye mi gider, ileriye mi gider? Demokratik mevzi genişler mi, daralır mı? Onu da ekleyerek cevap verirsiniz. Şimdi temenniler şüphesiz bu hangimizin temennisini alsak öbürümüzün amin demeyeceği bir dua yok. Fakat bir de bir realite var. İki taraf karşılıklı ağır bir güven bunalımı yaşıyorlar. Güven artırıcı işlere ihtiyaç var. Burada işte iş kamusal gücü elinde bulundurana dönüyor. Nasıl önümüzde, bunun için elimizde ne argüman var, niyet okuması yapmayacaksak, hayat bize ne bahşetmiş? Tarih, bakarsın tarihte böyle bir kıyas yaparsın. Yani tarihte bizimle aynı derdi ya da benzer derdi yaşayanlar ne olmuş? Şimdi bir Mandela örneği hep bilen bilmeyen herkesin dilinde. Mandela'nın özgür bırakılması için şu şart koşuluyor. Silahları bırak çağrısı yap diyor. Mandela bunu kesin bir dille reddediyor. Kesin bir dille. Ben böyle bir çağrı yapmam. Bırakmıyorlar Mandela'yı. Gelişmeler öyle bir duruma geliyor ki artık o kriz yönetilemez duruma geliyor. Tamam diyorlar, bırak çağrısı yapma. Hani silah matah bir şey değildir. Mealinde bir şey söyle. Söylemem diyor. Mandela bir kaostan bir ülke çıkardı değil mi? Hayatıyla, duruşuyla, dirayetiyle ve bugün orada sorunsuz ya da asgari sorunlu bir birliktelik yürüyor. Mandela bunu da reddetti. En son bırakmak zorunda kaldılar. Ta ki nihai barış olana kadar. Şimdi toplumsal psikoloji denilen bir şey var.
Mandıra'ya niye örnek verdiniz çok anlayamadım. Şunun için örnek verdim. Biz nereye bakacağız? Yani silah bırak, silah bıraksa. Ya şöyle bir çağrışım mı almalıyım? Abdullah Öcalan'ın silah bırak çağrısıyla bir çağrışım yapması için mi örneği verdiniz yoksa? Genel anlamda yani hem onun için de geçerli, PKK'nın silah bırakıp bırakmaması için de geçerli. Genel anlamda silah başlığı ya da yerli yersiz bağlamından koparılarak işte Leyla Hanım'ın o silah Kürtlerin sigortasıdır sözünün oradan alınıp çok fazla bağlamından koparılması falan. Biz bunlarla uğraşmak rasyonel bir akıl değil. Bizim yapacağımız iş silahlı mücadeleye zemin bırakmayacak düzenlemeler yapmak. Buna mani bir şey yok ki. Ama o zemin sürekli genişliyor Sırrı Bey. Hani özellikle hani Türkler tarafından görüldüğü şekliyle tarif etmek gerekirse, bu Türk, kendisini Türk üst kimliği altında tanımlayan insanlar cephesinden, yani o zemin sürekli genişliyor ve biz hani ne yaparsak yapalım bizi sevmeyecekler psikolojisine kapılmış durumda. Hani siz de sözlerinizde hani bir takım örnekler verdiniz, hiçbir değişme yok, hiçbir gelişme yok havasını, şeyini, mesajını, elektriğini sizden de aldım ben açıkçası. Ama hani sohbetin başında umutluyum dedi, ben umutluyum dediniz yani. Çok umutluyum. Şükür yani çok güzel bir şey umutluyum demeniz ama hani 80'lerle 90'larla çok fazla kıyaslama var falan. Dil konusunda işte efendim bir Bülent Arınç'ın şeyine takılınıyor ki daha sonra bir adım attı epey. Bizim programımızda attı en azından. Basın kulübünde kendisini ağırladık. Mesela kimse hani şunu görmüyor Kürt tarafından. Yani Ahmet Han'ın memuzini de işte bu hükümetin hani Kültür Bakanlığı tarafından basıldı. Ve Türkçe ve Kürtçe şekliyle basıldı. Hani dil konusunda bu kadar aşağılayıcı, snobe edici, Kürtlerin dilini, kültürünü bu kadar küçümseyen bir hükümet, aynı iddia edilen hükümet bunu da yaptı. Yani bu oluyor ama başka bir yerden sürekli patlak verecek ve bu zemin genişleyecek. Yani kitap basılır, hatta belki ana dilde eğitim bile olur ve en azından onun için bir adım atılır ama Kürt siyasi hareketi silahı bırakmamak için yeni bir bahane yine üretir. Endişesi var. Türklerin endişesi dediğimiz kalıbın altında bunu da düşünüyor. Bunun yolu... Tam, Nihal Hanım, tam bununla ilgili şöyle bir algı var bakın. Yapılanları...